İş insanı Mehmet Karaca da muhtar ve STK temsilcileriyle başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Öte yandan Karaca da eğitime katkı sunmak amacıyla temin ettikleri soru bankalarını öğrencilere dağıttı. Elazığlı iş insanı Mehmet Karaca da istişare yapmak üzere muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Muhtar ve STK temsilcilerin açtığı ofisi ağırlayan Karaca'da Elazığ'ı seven dostlarıyla birlikte bayrağı son güne kadar taşıyacaklarını ifade etti. Bilindiği gibi yaklaşık sahalarda 8 aydır mücadelemiz devam ediyor ve seçim yavaş yavaş ayak sesleri duyulmaya başladı. Biz de bunun üzerine yeni yerimizi, yeni ofisimizi açtık. Çünkü dışarılara sığmamaya başlamıştık. Biz bu süreci kendi yerimizde, kendi ofisimizde, dostlarımızla fikir alışverişinde bulunarak daha güçlü bir ses çıkartmak için öyle bir yer açtık. İnşallah bu süreci son gününe kadar, mücadelemizin son noktasına kadar devam edeceğiz. İnşallah. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet inşallah bizi bu yoldan geri çevirmeyecek, çeviremeyecek. İnşallah. Biz sizin gibi değerli dostlar, vatanını, milletini, bayrağını seven, Elazığ'ı seven bütün dostlarla beraber bayrağı son güne kadar taşımaya kararlıyız. Karaca da her kesime ulaşacaklarını belirterek ayrıştırmadan hizmet etmek istediklerini kaydetti. Hiçbir bölge gözetmeksizin, hiçbir kesimi gözetmeksizin, düşüncesi, fikri, fikriyatı ne olursa olsun, hiçbir şekilde ayrıştırmadan hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Biz bu fikriyatı dediğimiz her toplantıda dile getiriyoruz. Eğer bizden daha iyi yapabilecek biri varsa, bir dost, arkadaş, hemşerimiz varsa bayrağı ona teslim edip onun yanında beraber yürümeye andımız var, kararımız var. Eğer olmazsa biz bu göreve talibiz. Emin olun ki bu görevi üstlenirsek Elazığ'da sadece ismimizin öldükten sonra da lanse edilmesi için son damlamıza kadar mücadele edeceğiz. Öte yandan iş insanı Karaca da öğrencilerin eğitimine katkı sunmak için soru bankalarını öğrenci ve öğretmenlere teslim etti. Karaca da öğrencilere destek olmayı hedeflediklerini belirterek soru bankası almak isteyenlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Öğrencilere, kendi memleketimizde olan öğrencilere destek amacıyla kitap gönderdiler. Yaklaşık bir 500-600 bin TL meblağlı kitapları gönderdiler ve çok faydalı kitaplar. Biz de onları kendi çevremizce hocalarımıza, öğrencilere, öğretmenlerimize, eğitim camiasına kendi ofisimizden dağıtmaya başladık. Elimizde yeteri kadar kitap var. Almak isteyenler de ofisimizden gelip alabilirler bize. Ben bu bağlamda gelen, ilgi gösteren bütün hemşerilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu hayra vesile olan değerli hemşerilerimize, İstanbul'daki Eşref hocamıza da özellikle çok teşekkür ediyorum.